Evet dostlar merhaba. Sizler bir çoğunuz yemenizi yediniz, istirahat ettiniz, televizyonu seyrediyor. Hatta bir kısmınız yattı, kalanı da yatmaya hazırlanıyor. Ben de koşuşturmaktan, kendi işlerimden ancak şu saatlerde dönebildim ve sizlerin makinelere şöyle bir el atacağım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yani sizlere verdiğim sözler, kendi işlerimin yoğunlaşması, babamın rahatsızlık süreci derken vefatı ondan sonra halamı kaybedişimiz ee, babamdan 15 gün önce öbür halamı kaybedişimiz 3 aile büyüğü yani bunlar hep böyle üst üste gelen stresler yani normal geçimimizi sizler gibi sağladığımız kendi işlerimiz normalde bunlar bizim işimiz değil bizler sizlerin sırtından da geçinmiyoruz şimdi Ahmet Usta'nın Full modifiyeye gelen parçaları full modifiye dediğimiz zaman bazı fırsatçıların eline özellikle yani makine yapıyorum diye ortaya düşmüş meslekten alakasız hele ki avcılıkla alakasız fişek nedir bilmez ölçüsü nedir bilmez bir fişen e, kalibresinin çapını bilmez kişilerin abuk subuk senelerdir makine yapıyorum deyip şişirme fiyatlarla birçok insanı mağdur edip dolandırdıkları düzmece çetelerle, sahte reklamlarla durumları hepiniz yaşadınız. Bu artık bu duruma Türk avcısı doydu. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bizim Kayseri toplantımızda Murat Usta'yla Ahmet Usta'yla yan yana geldiğimiz zaman Ahmet Usta'ya daima diyorsunuz ki yani bize en ucuz makineyi çıkart. Şöyle bir sağınıza solunuza baktığınız zaman hani şöyle makine yapıyorum ediyorum diyenler var. Yok haddeleme ayrı, yok bilmem ne ayrı, öbürü ayrı, beriki ayrı. Öteki bir tane tutmuş abuk subuk 170 liralık plastik parçasını millete 2000 liraya kakalamış. Yani bunlar sizlerden gelen şeyler. Ee, neyin ne olduğunu biliyorsunuz. İnce ince detaya girmeye gerek yok. Yani bu alem bunlardan çok çekti. Biz neden gönül rahatlığıyla çatır çatır gruptan adam atabiliyoruz? bize av camiasına, Türk avcısına zarar veren adam lazım değil. Bizler avcıyız. Sizler gibi zarar gördüğümüz için vaktinde bunların hatalarını uyardık. Anlıyorsanız kendiniz yapın dediler. İşte kendimiz yapıyoruz. Şimdi de ağlıyorlar. Arkadaşlar, Ahmet Usta'nın makinesi geldiği gibi tıkır tıkır çalışıyor. İçinizde araba alanlar mutlaka var. İç, yine sıfır araç alanlar da var. Yani sıfır aracı alıp daha yürütmeden e, aracı bir lastikçiye çekip çelik can takanı, farklı lastik takanı, farklı müzik takanı yani hayatım boyunca ben çok gördüm. Bu iş de ona benziyor. Şimdi bir taraftan Ahmet Usta'yı sıkıştıracaksınız. Başkasının bir dene yok mengene bir dene başlık dediği parayı Ahmet Usta'ya makine ver diyeceksiniz. Hem kapsül yapsın, hem hadde taksın, hem küre bulundursun, hem ara kesme, hem başlık. Şimdi bir bunların maliyeti var şu piyasada en doğru düzgün iş yapan geldiği gibi ve geldiği şekilde de tıkır tıkır fiyat artı performansla çalışan bir makine olarak söylemek istediğim bu makine geldiği gibi şu vaziyette çalışıyor. Ancak bir taraftan da profesyonel iş yapacağım diyenler oluyor. Profesyonel iş yapacağım deyince adam orada olay değişiyor. Bir taraftan Murat Usta şu başlıkların bir üretim maliyetleri var. Ondan sonra bu makinenin kendine göre bir üretim maliyeti var. Ahmet Usta'yı sizler sıkıştırırken bize en ucuz makineyi çıkart derken Ahmet Usta'ya hiç dediniz mi? El alem işte yazıyor ağzı dolusunca altı bin, sekiz bin, on bin, on bin. Ahmet Usta bize dört beş bin liralık makine yap dediniz mi? Yani bu modifiyelerin altında yatan şey adam dolu mu yapabiliyor? veya? düşük şöyle küçük makinelerle bir şeylerle başlamış. Geliştirmek istiyor. Profesyonel bir şekilde geçmek istiyor. Bu modifiyeler bunlar için yapılıyor. Ahmet Usta'nın makinesinde bir kusur olduğu için yapılmıyor. Bu makine şu vaziyette de tıkır tıkır dolum yapıyor. Bunları ben daha önce de sizle paylaştım. Ama şimdi ee, yani çamurat izi kalsın hesabı var ya niye değişiyor? Parası olan zevk sahibi adam imkanınca keyfine göre değişiyor. Aynı arabana müzik seti taktığın gibi aynı bir taraftan bir tanesi piyasanın en adi fişeğini kullanırken öbür tarafta adam 10 tanesi 1200 liralık fişek kullandığı gibi düşünebilirsiniz bu işi. Yani bu makine şu vaziyette çalışmıyor değil tıkır tıkır çalışır. Ben bunun bu şekilde modifiyesiz çalışmalarını da sizlerle daha önce defalarca paylaştım. Dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmeyelim. Bu makineler modifiyeye girecek. Modifiye için aylardır geriye sürdüğüm bir sürü arkadaşlarımız var. Çok yoğunum bu ara. Gittikçe yoğunlaşıyorum kendi işlerimden. Yani şu saat sizler birçoğunuz yemeğinizi yediniz, uykuya hazırlanıyorsunuz. Yarın aracımın muayenesi var. Aracımın muayene servis hazırlıkları, kontrolleri bilmem neleri şu saatte oralardan gelebildim. Sizler uykuya gideceksiniz. Ben işte şunları sıradan Ağzımdan en azından laf çıkan arkadaşların makinelerini süratle yol alacağız. Şunlar benim vaktinde söyleyip de almadıklarına dua ettiğim artık sayılı son kalan ürettiğim 4140 namlu çeliğinden hadde yüzükleri. Bunun üzerine geçecek Murat Usta'nın profesyonel metal başlıklarıyla donatılacak. Yine ütülemesi şey komple. Biz ne görüyorsak sen de o şekilde istiyoruz diyorsunuz. Onun için Murat Usta'nın kullanmış olduğu başlık açıları ara kesmesi şeyi Ahmet Usta'nın makinesini bu yüzden komple başlık takımını değiştiriyoruz. Kendi başlıkları çalışmadığı için değil döne döne söylüyorum. Murat Usta farklı açılar kullanıyor. Bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Yani şimdi Murat Usta'nın altılı başlığını alıp da kendi ara kesmesini kullanmasanız Ahmet Usta'nın ara kesmesi kötü olduğu için değil. Acı <laughs> birbirini tutmuyor. Olay bu yani. Size bu kadar bir açıklama söyleyebilirim. Sağlık olarak da, soğuk olarak da, yorgunluk olarak da dökülüyorum. Ama yine fırsat buldukça, elimden geldiğince grup ailesiyiz dediğimiz bütün arkadaşlara yetişmeye çalışıyorum. Sabır edenler, elimizden gelenin en iyisiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi artık pil bitene kadar yürek yetene kadar makinelerin modifiyesini bitirmeye çalışacağım. Dediğim gibi söz verdiğim arkadaşlar bunların çıkışları yapacak. Bunların yine çalışma videosunda bilahare sizlerle paylaşalım. Aramızda dostluk için değil ortalık karıştırmak için bulunan birçok kişi var. Gruptan bunlar da atılıp temizleniyor. Görüşmek üzere.